dışı konuşmalar sona ermiştir. Şimdi elektronik sisteme girerek söz talep eden milletvekillerine sırayla söz vereceğim. Söz verme işlemini başlatıyorum. Sayın Gündoğdu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sorum Sayın Başbakan'a. Sistemin adı her ne olursa olsun, ister başkanlık, ister krallık, ister parlamenter sistem olsun, demokratik çağdaş ülkelerde olmazsa olmazımız erkler ayrılığının güçlendirilmesidir. Yetkinin erklere dağıtılmasıdır. Kalkınmış ülkelerin ortak yapısı erkler ayrılığı ilkesinin de işletilmesidir. Az gelişmiş ülkelerin ortak yapısı ise yetkinin tek kişide toplanmasıdır. Sayın Başbakan, Bahçeli ve Erdoğan'ın uzlaşarak getirdiği sistem ile parlamento gücü arkasında olan bir başbakan olarak ben arkadaşlarımla yönetemiyorum, tek kişi yönetsin diyen Cumhuriyet döneminin son başbakanı olarak tarihe geçmeyi nasıl içinize sindireceksiniz? Ama merak etmeyin, hayırlı sonuç sizin hayrınıza olacaktır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Gürer. Şoför ve nakliyatçı zor günler geçiriyor. Mazotta fiyat artışı yanında köprü ve yollar ücretli olanlarını kullandıklarında kazançlarını bu yolla tüketmiş oluyorlar. Kamyoncu esnafı geçim sıkıntısına düşmüş durumda. Niğde Obruk köyü gibi neredeyse geçiminin tamamını bu yolla kazanan köylerimizde ne iş yapacaklarını düşünen araç sahipleri dertli mi dertli. Hükümet sorunlarımıza çözüm üretmiyor diyorlar. Araç sahibi olabilmek için kredi kullanmışlar. İşleri düşmüş, ödemede zorlanıyorlar. Yedek parça ve serviste artışlar kadar kazançların artmadığını, azaldığını belirtiyorlar. Kazançları çalışma saatleriyle orantılı olmadığı gibi kendisini ve ailesini geçindirecek gelir sağlayamaz durumdalar. Şoförler mazot ve ulaşım geçişlerinde indirim yapılmasını istiyorlar. Yapacak bir işi olmayan, sağlık raporu bulunan 65 yaşını dolduranlara da taşıma araçlarında şoförlük yaptırılmıyor. Elim ayağım sağlam, tecrübem de var. Sağlık raporumda neden en iyi bildiğim işi yapmam engelleniyor diye soruyorlar. Hükümetin sorunlarına duyarlı olmasını istiyorlar. Sayın Özdiş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sorum Sayın Başbakan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kullandığınız örtülü ödenekten sadece Ocak ayında 163 milyon TL harcandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İşsizliğin rekor kırdığı, resmi rakamlara göre 3 milyon 750 bin işsizin bulunduğu, 5 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle beraber 21 milyon kişinin asgari ücretle geçindiği günümüz Türkiye'sinde 163 milyon TL'yi sadece bir ayda nasıl harcadınız, nereye harcadınız? Bu harcama istikrarınızı sürdürürseniz referandumda evet propagandası boyunca milyarlarca eski parayla katrilyonlarca lira harcayacaksınız demektir. Bu harcamalarınızı etik buluyor musunuz? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Sibel Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. AKP hükümetleri dönemi en çok da kadın cinayetleri ile anılacaktır. 2002-2017 Ocak ayında 14.293 kadın cinayeti işlendi. Hükümet 2016 yılında 328 kadın vatandaşımızın yaşam hakkını koruyamadı. Ve sadece geçtiğimiz Ocak ayında 37 kadın cinayeti daha işlendi. Boşanmak istediği kocası tarafından 1 Şubat'ta öldürülen Sinem Metin'in ailesini hafta sonu ziyaretimizde hükümetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorumluluğunu yapmadığına bizzat şahit olduk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. İktidarınız döneminde korkunç boyutlara ulaşan kadın cinayetleriyle etkin mücadelede artık harekete geçin. Cinayetlere ilişkin istatistiki bilgileri gizlemeye son vererek sorumsuz politikalarınızla kaderlerine terk edilen mağdur ailelerine destek olun. Teşekkür ederim. Sayın Kazım Arslan. Sayın Başkan, Başbakan'a soruyorum. Anayasamızda yapmak istediğiniz değişiklikler sıradan bir değişiklik değildir. Bir değişiklik bir rezim değişikliğidir. Başkanlık sisteminin kurulmasına yöneliktir. Ayrıca bu istek tamamen Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacına yöneliktir. Halbuki şimdiye kadar yapılan bütün anayasa değişiklikleri ülkemizin ihtiyacına yönelik olarak yapıldığı halde bu değişikliği neden kişiye bağlı olarak yapıyorsunuz? Yapılmak istenen bu değişiklikler laik cumhuriyetle hesaplaşmak, adım adım demokrasiyi askıya almak için yapıyorsunuz. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri olarak bizler hepimiz Cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin sayesinde buralara geldik. Geçmişi inkar etmeye yönelik olarak yapmak istediğiniz bu değişiklikler
girişiminin vicdane ve ahlaken kabul ediyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Turan. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz ki son günlerde İsrail yönetimi Müslümanların ilk kıblesi ve Resul-i Ekrem Efendimiz Peygamberimizin Miraç'a çıktığı kutlu beldede uluslararası hukuku, temel insan haklarını ve inanç özgürlüğünü bir kez daha hiçe sayarak Siyonist düşüncenin tezahürü olarak ezana yasak koymaya çalışmaktadır. Tarihi yaşanmışlıklar göstermiştir ki ezana getirilmek istenen her türlü yasak Müslümanlar nezdinde büyük tepkilere yol açmıştır. Bundan dolayı inanıyorum ki Filistin topraklarında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimizin her biri çatılarına, balkonlarına çıkıp tekbirlerini getirerek ezan-ı Muhammedi'yi okumaya devam edecek, her evi bir cami, her çatıyı bir minare haline getireceklerdir. Siyonizm başta olmak üzere dünyada hiçbir şer odağının nefesi Allah'ın nurunu söndürmeye yetemeyecek ve Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Bu vesileyle şehadetlerin dinin temeli olan ezanı susturmaya yeltenen İsrail'in... Sayın Akın. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, buradan daha önce defalarca Balıkesir'deki devlet hastaneleri ve hekim sorununu dile getirmiştim. Bu konularla alakalı Sağlık Bakanlığı'nda göreve çağırmıştım. Fakat şu geldiğimiz noktada hala Balıkesir genelinde hastanelerimizde hem hekim sorunu var hem de büyük oranda hastanelerin kendi yerel sorunları var. Özellikle Dursun Bey ilçemizdeki AKP'nin %80 oy aldığı bir bölgede devlet hastanesinde kadın doğum doktoru yok, kulak burun boğaz doktoru yok, personel yok. Sağlık Bakanlığı'nı Dursun Bey için göreve çağırıyorum. Hem oyu alıyorsunuz hem görevinizi yapmıyorsunuz. Aynı zamanda Sındırgı ilçemizde de aynı şekilde göz doktorumuz yok. Yine personel eksikliğimiz var. Bir an evvel Balıkesir'i artık bu mahrumiyet ortamından kurtarın. Ve Sağlık Bakanlığı'na buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Sağlığa dikkat edelim. Balıkesir'e elinizi uzatın ve sağlığa dikkat edelim. Teşekkürler. Sayın Yalım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet, Sayın Başkanım, Uşak Eşme ilçesi Güllü köyünde 1900 nüfuslu köyde maalesef sık sık elektrik kesintileri ve de elektrik kesintileri sadece bu köyde olmaktadır. Çünkü sıkıntı trafolardan meydana gelmektedir. Trafolar çok eski olduğundan dolayı, dağıtıcı firmanın yatırım yapmadığından dolayı köyde elektrik sıkıntısı maalesef hat safhadadır. Bununla ilgili gereken, buradan Enerji Bakanlığı'na sesleniyorum. Gereğini bir an önce yapıp Güllü köyünün elektrik sıkıntısının çözülmesini talep ediyoruz. Diğer taraftan bugün itibariyle işsizlik verileri açıklandı. Son 10 yılın zirvesine ulaşıldı. Yani işsizlik bugün itibariyle 12.1 oldu. Hükümet işsizliği azaltmak adına hiçbir şey yapmamaktadır. Ekonomi bitmiştir. Firmalar batıyor. Esnaf batıyor. Çiftçi köylü çok fena mağdur durumda. Bu kadar problem varken AKP'nin tek derdi referandum oldu. Onun için bu haksızlığa... Sayın Baki Şimşek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tutuklu er ve erbaşlarının aileleri artık feryan figan etmektedirler. Yaklaşık 6 aydır anne babasının askerlik yapması için gönderdiği çocukları Sarıkamış'ta, Silivri'de, Mamak'ta tutukludur. Sayın Milli Savunma Bakanı'ndan ve Adalet Bakanı'ndan bu er ve erbaşların bir an önce tahliye edilmesi için gereken işlemleri başlatmasını bekliyoruz. Devlet memurlarının 100 bine yakını ihraç edilmiştir. Yalnız birçoğuna ihraç gerekçeleri açıklanmamıştır. Bir hukuk devletinde 20-25 yıl devlete hizmet eden, eğer bir suçu varsa, bir suçtan dolayı memuriyetten ihraç oluyorsa bunun gerekçelerinin mutlaka açıklanması lazımdır. Göreve iade edilenlerle ilgili, edilmesi gerekenlerle ilgili 7 kişilik bir komisyon kurulduğu söyleniyor. 100 bin ihracın olduğu bir yerde 7 kişilik komisyon, benim hesaplanmalarıma göre her dosyaya 10 dakika bakarsa yaklaşık 8 yılda bu dosyalara cevap verebilecektir. Bu komisyonların sayısının artırılması... Sayın Bakan. Sayın Başkan, Avrupa bilhassa Almanya 3 aydır Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı imamların casusluk iddialarıyla çalkalanıyor. Ben bu iddiaları daha önce yazılı soru önergesiyle Sayın Başbakan'a sormuştum. Almanya Başbakanı Sayın Merkel de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde dile getirmişti. Şimdi ise 4 Türk imamının evine casusluk gerekçesiyle baskın yapıldığını öğreniyoruz. Sayın Başbakan'a soruyorum. DİTİB ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında statüsel bir bağ var mıdır? Ülkemizle Almanya arasında barış köprüsü olması gereken, Yunus'u, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Mevlana'yı, Anadolu Hümanizması'nı anlatması gereken ve oradaki Türklerin entegrasyonuna katkıda bulunması gereken imamlarımıza
herhangi bir devlet kurumundan bu yönde bir çağrı olmuş mudur? Eğer böyle bir çağrı olmuş ise, Almanya'da devletimiz ve milletimiz aleyhine bir takım faaliyetler var ise, bunun muhatabı olan Alman makamları yerine dini değerlerimizi anlatmak ve korumakla yükümlü imamlarımız size niye çağrı? Sayın Yıldız Biçer. Manisa AKP İl Başkan Yardımcısının Soma'da bir toplantıda kullandığı bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanan ifadeleri şantaj ve tehdit içermektedir ve alenen suç teşkil etmektedir. Referandumda başarısız olmanız halkın iradesidir. Halkın iradesine saygı göstereceksiniz. Kimseyi tehdit edemezsiniz. Bu söylem AKP'nin referandumda izleyeceği söylemin ve yönteminde ne olacağını gösteriyor aslında. İşte bizim ısrarla hayır deme gerekçemiz tam da budur. Halkın iradesi üzerinde baskı kuran, halkı yıldırmaya ve korkutmaya dayalı otoriter rejime hayır diyoruz. Soma'da madenci tekmeleyeni saraya aldınız. Çama çıkan keçinin dala bakan oğlağı gibi halkı terörle, suikastle, iç savaşla ve kaosla tehdit eden, büyüklerinin izinden giden bu kişiyi de danışman mı yapacaksınız? Teşekkür ediyorum. Sayın Çankırı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, millete hizmet yolunda 15 yılını geride bırakan partimiz her geçen gün eserlerine eser katmaya devam etmektedir. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığımızın yoğun mesai, gayret ve çalışmaları ile dillerin ve dinlerin şehri, kadim Mardin'imizin trafik sorununu kökten çözecek projelerin hayata geçişinin müjdesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan ve halkımızın hizmetine sunulan üniversite köprülü kavşağı, zemin etütleriyle başlanılan ve yakın zamanda yapımına başlanacak olan TOKİ, Devlet Hastanesi, Kızıltepe yol ayrımı ve tarihi Mardin-Midyat yol ayrımı köprülü kavşaklarının kuzey ve güney çevre yollarının tamamlanması ile Mardin'imizin adeta nefes alacak, hemşehrilerimizin yaşadığı trafik çilesi son bulacaktır. Kadim şehrimize değer katan projeleriyle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, başta Sayın Başbakanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza... Sayın İmran Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tenkitler haklı ve dozunda olmalıdır. Her şeyi tenkit, her şeye itiraz bir yıkma hamlesidir. İnsan bir şeyi beğenmiyorsa daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Yıkmaktan harabeler, yapmaktan da mamureler meydana gelir. Oymacılıktaki kural eleştirilerde de geçerlidir. Oyulacak yer kesilmez. Vakitlerimizi hep şuna buna cevap yetiştirmekle harcamamalı, iş yapıp hizmet etmeliyiz. En iyi cevap budur. Aksi takdirde hedefimize ulaşamayacağız ve yolumuzdan geri kalırız. Hemfikir olmadığımız şeyi kavga etmeden söylemeliyiz. Öz eleştirinin olmadığı yerde gelişme de olmaz. Ama bilelim ki, çözüm önermeyen tenkitçinin tenkide hakkı yoktur. Onu kimse gale almaz. Bir şeyi eleştirmeden önce o işi nasıl çözeceğimizi önermeliyiz. İğneyi kendimize batırmadan çuvaldızı başkasına batırmamalıyız. Eleştirmede... Sayın Çamak. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İktidarın sosyal hizmete dair politikaları nedeniyle bir bilim olan sosyal hizmet son 14 yılda maalesef salt bir hayırseverlik uğraşına indirgenmiştir. Bu nedenle adeta bir zekat memurluğuna dönüştürülen sosyal hizmet kadrolarının atamaları liyakate bakılmadan yerlerine farklı branşlardan kişilerin atanmasıyla gerçekleşmektedir. Oysa klinik bir alan olan sosyal hizmet eğitiminin önemli bir kısmı çeşitli stajlardan oluşan zorunlu uygulamalı derslerle yerine asla başka bir branşın dolduramayacağı bir yetkinlikle gerçekleşmektedir. Şu an binlerce işsiz sosyal hizmet mezunun gözü aile destek projesi kapsamındaki ASTEP atamalarında. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hakaniyetli davranıp sosyal çalışmacılara hak ettikleri kadroları vermeleri bir haksızlığı gidermiş olacaktır. Teşekkür ederim. Sayın Çakır Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Raportörü dün açıkladığı raporda basın özgürlüğü konusunda ağır eleştiriler yapıp ülkemizin alarm verdiğini açıkladı. Aylardır tutuklu bulunan Cumhuriyet çalışanları ve diğer gazetecilerin iddianameleri ne zaman hazırlanacaktır? Bu gazeteciler hakim karşısına ne zaman çıkacaktır?
Başbakan Binali Yıldırım'ın üst üste kullandığı Tatar'a gitti ve teri geldi sözleri, ana vatanlarından çıkmak zorunda kalıp Türkiye'ye yerleştikleri günden bu yana devletimize bağlı olan Çanakkale'de, milli mücadelede, Güneydoğu'da şehitler vermiş yüz binlerce Kırım Tatarı soydaşımızı ve Eskişehirlerimizi derinden yaralamıştır. Sayın Başbakan bu sözleri düzeltip Kırım Tatarlarından özür dileyecek midir? Hayırlı günler dilerim. Sayın Arık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün seçim bölgem Kayseri'nin Sarıolan ilçesinin Palas kasabasında elin bir trafik kazası yaşandı. Bu kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 5 yıl önce dünyayı gözlerini ellerimde açan minik yavrumuz Asla Göktürk'ün de olduğunu öğrendim. Bu benim üzüntümü bir kat daha artırdı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Palas halkımıza başsağlığı diliyorum. Dün oradaki acılı bir hale, AKP her dönem millet diye, milletin adamıyız diye bizlerin oyunu alır gider. Bugün bizim en acılı günümüz, bir tane AKP yetkilisi yok, 7 tane milletvekilleri var, bir tanesi burada yok diye haykırdı. Artık bizim milletin adamıyız diye kandıramayacaklar dedi. Hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Arık. Şimdi söz talep eden Sayın Grup Başkan Vekillerine söz vereceğim. İlk söz Sayın Usta'nın. Buyurunuz Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 92 yıl önce bugün sivil ve askeri havacı desteklemek amacıyla Türk Teyyare Cemiyeti kuruluyor. Şu andaki ismi Türk Hava Kurumu kuruluşu dönemini kutluyorum. Aynı zamanda bugün yine İstanbul'un manevi fatihi Akşemsin Hazretleri'nin ölümünün 558. Yıl dönümü. Onun da ruhu şad olsun. Onun ilminin ve maneviyatının ışığının, aydınlığının her zaman ülkemizin üzerinde olmasını temenni ediyorum. Ayrıca yine bugün devlet sanatçısı, aile babası rolünün unutulmaz ismi, tiyatro oyuncusu Gazanfer Özcan'ın da aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Sayın Başkan, sık sık konuşmalarımızda gündeme getiriyoruz. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi eğitim, istihdam planlamasının maalesef ülkemizde olmaması. Yeni kurulan üniversitelerle hatta bu zaten olmayan planlama tamamen alt üst oldu. İşte zaman zaman konuşuyoruz, 450 bin tane atanamayan öğretmenimiz var diyoruz. Bunlar iş bekliyorlar, başka iş de yapamıyorlar. Veya işte belli bölümlerden yakında hiçbir atama olmayacak diye kurumlardan açıklamalar geliyor ama orada okuyan öğrenciler var. Bugün de bizi sağlıkta çalışanlar, sağlıkta atanamayan yardımcı personel ziyaret etti grubumuzu. Yaklaşık 400 bin tane bu şekilde personel var. Yani biz bu çocukları bir şekilde ya meslek yüksekokulundan ya lisanstan ya lise seviyesinde sağlıkçı olarak mezun etmişiz. Ancak bunlara hiçbir şekilde iş verme imkanı yok. Ekonominin iyi gitmemesi bir yandan. Bir yandan da sistemsizlik. Esas problem o tabii hükümetin yapması gereken şey. Niye? Çünkü bir yerde işte 36 tane branş var burada. O branştan birisi çalışması gerekirken sertifika adı altında uydurma yöntemlerle mesela insanlar çalıştırılıyor ama o branşın mezunu iş bulamıyor. Bu tür yönetimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle de bir mağduriyet var. Taşeronlaşma. Ek sürenizi veriyorum Sayın Usta, buyurunuz. Taşeronlaşma bunların büyük problemi de ben burada daha fazla vakit kaybetmek de istemiyorum. Bu konuyu bugün Sağlık Komisyonu üyemiz Ahmet Selim Yurdak Hoca detaylı bir şekilde ifade edecek. Diğer bir hususta dün gündeme getirmiştim. Bu 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında o gece veya işte ertesi sabah ölen evlerimiz vardı. Ben bunu siyasi bir konu olarak gündeme getirmiyorum. Bakın bunları sayarsanız hepsi 50-100 tanedir. Bu bir oy kaygısıyla veya siyasi amaçla söylemiş bir şey değil. Ama bir tane insanımız bile mağdur oluyorsa, şimdi aileler bizi arıyor. Bizim çocuğumuz hain darbesi yedi diyor. Daha sonra bunların hain olmadığı, ateş etmediği ortaya çıkmış. Mesela dün bir tanesi aradı. Kars'tan Nuh Duygun. Nuh Duygun'un annesi arıyor. Yani iki gözü iki çeşme. 7 aydır babası dışarı çıkamıyor diyor. 11 tane avuç içinde kurşun var bu çocuğun. Yani elini kaldırmış, olayın ne olduğunu anlamış ama 11 tane avuç içinde kurşun var. Buna devlet hain muamelesi yapıyor. Yine Sivas. Buyurunuz son cümlelerinizi alayım. Yine Sivas'tan Burak Dinler'in aynı durumda. Balistik muayenesi gelmiş, silahından ateş edilmemiş. Yine Maraş'tan Osman Küçük. Bakın böyle yani bunların iade itibarı konusunda devletimizin hemen bir şey yapması lazım. Aileler perişan, bunu görmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Usta. Sayın Kerestecioğlu. Teşekkürler Sayın Başkan. Dün Şırnak
Vekilimiz Ferhat Öncü'nün tahliye haberini almak bizi ne kadar sevindirdiyse, bugün Grup Başkan Vekilimiz Çağlar Demirel'in maalesef tutukluluğunun devamına karar verilmiş olması hukuka aykırı bir durumdur. Bütün vekillerimizin aslında hukuki durumları aynıdır ve bir an önce her birinin tahliye olmasını ve bu meclise dönmelerini temenni ediyoruz. Grup Başkan Vekilimiz, önceki Grup Başkan Vekilimiz Sayın İdris Baluken de cezaevinden çıktıktan sonra bugün ciddi bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyidir. Bir an önce aramıza gelmesini ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem isimli bir şahıs, AKP'nin Soma İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir etkinlikte, yani gençlere yaptığı konuşmada çok tehlikeli sözler sarf etti. Erdem, eğer %50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun, diyor. Bu ülkeyi gerçekten iç savaşa sürüklemek isteyenler varsa bilsinler ki bir daha hiçbirimiz bu ülkeyi eskisi gibi göremeyiz. Herkesin ettiği sözlere, bir topluma ektiği tohumlara dönüp bakması gerekir. Özellikle gençler delikanlı diye anılırlar. Bu sözün kadını erkeği yoktur. Onların inancını, heyecanını kendi politik ikballeri için kullanmak, hele hele onları ölüme, savaşa, düşmanlığa, iç savaşa motive etmek en büyük suçtur. Bir başka önemli konu, Cumhurbaşkanı ve Genel... Mikrofonunuzu açıyorum Sayın Keresteciyoğlu. Teşekkürler. Açıklamaları. Genelkurmay Başkanı elbap bitti gözümüz aydın derken Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında hayırlı sonuçlar verecek, elbap hallolmak üzere diyor. Bu operasyon başlayalı 177 gün oldu ve 70'e yakın Türkiye vatandaşı askerimiz hayatını kaybetti. Bu gencecik insanların ölümüne neden olan savaşın nesi hayırlı nesi gözümüz aydın kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Son olarak bizim iyiliğe olan inancımızı arttıran bir olaydan söz etmek istiyorum. Kendisinin fotoğrafı da burada. Kuyu adı verilen ve 13 gün kuyuda kaldıktan sonra çok ciddi çabalarla kurtarılan bir köpek kendisi. Ve onu kurtarmak için günlerdir çaba sarf eden Beykoz itfaiyecilerine, aslında herkese ama özellikle onlara ve Haykonfed'e sonsuz teşekkürlerimizi... Tamamlayınız lütfen. Açıyorum mikrofonunuzu. Tamam. İyiliğe, barışa özellikle çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde değerli şair Hasan Hüseyin'in dizelerini hatırlamamak mümkün değil. Onunla sözlerime son vermek istiyorum. Damda birlikte yatmışız, öküzü hoşça tutmuşuz. Koyun değil şu dağlarda san kendimizi gütmüşüz. Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Evet, insanlara da hayvanlara da kıymayalım. Yaşam hakkı herkes için çok değerlidir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Keresteciyoğlu. Diyarbakır Milletvekili Sayın İdris Baluken'in ameliyat olduğunu sizin konuşmanızdan öğrendim. Kendisine şifa diliyorum, sağlık diliyorum. En kısa zamanda aramızda olmasını temenni ediyorum. Sayın Keresteciyoğlu'nun da ifade ettiği, Beykoz'da 13 gün süreyle bir sondaj kuyusunda kaldıktan sonra itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kuyudan kurtarılan ve kuyuda kalmış olması nedeniyle kuyu ismini alan sevimli kangal köpeğinin kurtarılmış olması, yeniden yaşama dönmüş olması gerçekten hepimizi mutlu etmiştir. Sevgiye çok ihtiyacımız olan bir dönemde, hele hayvan dediğimiz zaman 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 farklı anlamlarda maalesef konuşma dilinde kullanılmaya çalışılan, gerçekte bir sevginin örneği, sevginin sembolü olan bu varlığın, bu küçük varlığın aramıza dönmüş olmasından, bizi sevgi kavramı üzerinden birleştirmiş olmasından ben çok mutlu oldum.
onu kurtaran Beykoz itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha sevgilerimi sunuyorum. Şimdi söz sırası Sayın Gök'te. Buyurunuz Sayın Gök. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle ben de HDP Grup Başkan Vekili Sayın İdris Baluken'in geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle kendisine acil şifalar dilediğimizi ifade etmek istiyorum. İfade edildiği üzere kuyu köpeğin hayata döndürülmesi, yaşama kazandırılması Türkiye'de hepimizde bir tebessüm uyandırdı, bir sevinç uyandırdı. Hayvan haklarına ve yaşayan her canlıya olan duyarlılığımızın bundan sonra da bir simgesi olacak gibi gözüküyor kuyu köpek. Sayın Başkan, bundan tam 92 yıl önce Cumhuriyeti kuranlar çok ileri bir görüşle istikbal göklerdedir diyerek Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla adını önce Türk Tayyare Cemiyeti, sonra da Türk Hava Kurumu olarak nitelendirilen kurumu kurdular. Ve bundan tam 92 yıl önce kurulan Türk Hava Kurumu'nun nedenli büyük bir öngörüyle kurulmuş olduğunun altını çizerek kendilerine bundan sonraki dönemlerde başarılar diliyorum. Sayın Başkan, Manisa'da İl Başkan Yardımcısının söylediği sözler sıradan sözler değildir. Her ne kadar AKP Genel Merkezi'nin istifasını istediği duyurulmuş ise de bu sözü söyleyen il başkan yardımcısının bir yerden güç aldığı ve bu gücün kendisine verdiği güçle bu sözleri sarf ettiği tartışmasızdır. Yani bunun azmettiricileri var. Yani Türkiye'de referandum sürecine giderken ortalıkta söylenen sözlere bakıldığında aslında bu sözleri söyleyen il başkan yardımcısından daha çok örneğin Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Türkiye'de referandumda hayır kullananları kategorize ederek, kutuplaştırarak onlar üzerine bir algı operasyonu yönetecek tarzda sözler söylemesini nereye sığdıracağız? Bakın olaylar nereden nereye geliyor? Olayları bu şekilde tutamazlar. Bu konuda mikrofonunuzu açıyorum Sayın Gök. Tamamlayınız bu konuda, lütfen. Bu konuda ülkeyi yönetenlerin net tavır sergilemeleri şarttır. Türkiye'yi kutuplaştıran dillerden son derece uzak durulması ve eğer bu dillerde devam edilirse bugün Manisa İl Başkan Yardımcısı'nda ortaya çıkan ama daha bilemediğimiz başka insanların zihinsel dünyasına yer almış bu düşüncelerin nasıl önlenebileceği konusunda bunun hesabını kimse veremez. Herkes dikkatli olmalıdır ve Türkiye'yi kutuplaştırmaktan uzak tutmalıdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Gök. Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce grup başkan vekillerinin ifade etmiş olduğu Manisa'da görevli bir üyemizin basına yansıyan ifadesini kesinlikle doğru bulmadığımızı, net bir ifadeyle reddettiğimizi ifade etmek isterim. Bununla ilgili genel merkezimiz gerekli adımları atmışlardır. Kişinin istifası istenmesi açığa alınmıştır. Dolayısıyla bu konu bizim açımızdan artık gündemden düşmüştür. Başkanlık geçerse kan dökülür tarzı dil ne kadar tehlikeliyse, yanlışsa, dün basına yansıyan Manisa'daki konuşma da o kadar tehlikeli ve yanlıştır. Ben herkesi bu konuda tekrar sorumlu davranmaya, doğru ifadelerde bulmaya davet ediyorum. Huzur ve güven içerisinde milletimizin iradesini sandığa yansıtmak hepimizin görevidir. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Turan. Gündeme geçiyoruz. Sayın Akçay, buyurunuz.